أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Evet, en son Enam suresinde yanılmıyorsam 84. ayette kaldık. Estaizu billah. Enam suresi 84. ayet. Neyini yapıyorduk en son? Türkçe mealde kaldık. Türkçe mealde kaldık. Kırık meali vesaire yaptık yani. Türkçe meal dosyamızda. Kırık meale bir bakalım. Evet, yapmışız. Tamam. Altıncı sure. Mealini de yapmışız gözüküyor Aydar. 84. ayet var burada. Ve biz 84. mealini de yaptık değil mi? Evet. Ve biz ona İshak'ı ve Yakub'u hibe ettik. Her birine hidayet ettik. Öncesinden Nuh'a da hidayet etmiştik. Onun zürriyetinden de Davud'a ve Süleyman'a ve Eyyub'a ve Yusuf'a ve Musa'ya ve Harun'a. İşte böylece muhsinlere karşılık veriyoruz. Evet, biz bunun şeyini de renklendirmişiz. Belli ki 84. ayeti böylece geçmişiz. Hele bir de İngilizcesinde yaptıysak eğer, bakalım İngilizcesine şimdi. Evet, İngilizcesi bekliyormuş. Onu yapalım.
6. sure 84. ayet. Ayeti şuradan alayım. Gözünüzün önünde bulunsun. وَوَهَبْنَا And we granted وَوَهَبْنَا لَهُ And we granted to him إِسْحَاقَ Isaac وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ and Jacob كُلًّا هَدَيْنَا Each we guided وَنُوحًا and Noah هدينا من قبل we guided from before ونوحا هدينا من قبل and Noah we guided from before ومن ذريته and from his progeny داود آر ديفيد وسليمان اند سوليمان وأيوب اند جعب ويوسف اند جوسف وموسى اند موزيس وهارون and Aaron وكذلك and such نجزي المحسنين do we reward the good doers ووهبنا And we granted Lahu to him Ishaqa Isaac Wa Ya'quba and Jacob Kullan hadayna Each we guided Wa Nuhan and Noah Hadayna we guided Min qablu from before وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ and from his progeny دَاوُودَ are David وَسُلَيْمَانَ and Solomon وَأَيُّوبَ and Job وَيُوسُفَ and Joseph وَمُوسَى and Moses وَهَارُونَ and Aaron. وكذلك نجزي المحسنين and such وكذلك نجزي do we reward المحسنين the good doers. Evet 84. ayet İngilizce meali varsa bir mülahaza Onu değerlendirelim. Yoksa böylece 84. ayeti geçiyorum. Gelelim 85. ayete. Enam suresi 6. sure 85. ayet. Benzer bir bağlamda ilerliyor ayet. Estağfirullah. وَالْبَدَّارِ
En'am suresi 85. ayet. Allah Azze ve Celle bir sonraki ayete yine nebileri sayarak devam ediyor. Aradan geçen zamanda dosyaları da unutmuşuz. Evet. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa. Bu kez sırada Allah Azze ve Celle Hazreti Zekeriya'yı sayıyor. Sonra onun oğlu Yahya'yı, sonra ve İsa, sonra İsa'yı, ve İlyas'a, sonra da İlyas'ı. Bu dörtlüyü de bir arada verip Allah Azze ve Celle ayrı bir ayet yaparak üsttekinden ayırdı bunu. Daha önce de birkaç kez konuştuk. Bu gruplamalarla ilgili olarak Allah Azze ve Celle elbette bir hikmet gözetmiştir. Daha önce yaptığımız bazı yoklamalar, araştırmalar vardı. Ancak çok da iyi kestiremedik açıkçası. Bu ayette Hazreti Zekeriya var, oğlu peşi sıra geliyor. Sonra Hazreti İsa geliyor benzer bir dönemden. Ve sonra Hazreti İlyas. Bunlar için ayetin sonunda Cenab-ı Hak kullum mine salihin. Hepsi salihlerdendir buyurmuş. Bir önceki ayetin sonu işte biz böylece muhsinleri ödüllendiririz yahut muhsinlere karşılık veririz diyerek tamamlanmıştı. Öyle anlaşıldı ki bir önceki ayette anılanları Cenab-ı Hak muhsin sıfatıyla betimlemeyi daha uygun görmüş. Sırada bugün ele aldığımız ayette Hazreti Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı bunlar içinde salih kavramını Cenab-ı Hak anıyor. Kullun mine salihin. Hepsi salihlerdendir. Daha önce salihlerle ilgili hatırlıyorum kavramın ilk geçtiği yerde Kur'an-ı Kerim'de bir yoklamada bulunmuştuk. Kelimenin kendisi ıslah kökünden iyileşme anlamında, düzelme anlamında. Bunun Kur'an'da her iki versiyonu da var. Düzelticiler, ıslah ediciler ve salih olanlar. Bizatihi kendisi iyi durumda olanlar, iyileşmiş, kendini ıslah etmiş olan kimseler. Diğeri bunlar salihun, diğeri de Muslihun, ıslah ediciler. Ayrı ayrı Cenab-ı Hakk'ın bunları zikrettiğini görüyoruz. Sanıyorum o dersimizde yani baştan aşağı bu kavrama bakarken şöyle bir sonuca bağlamıştık. Allah Azze ve Celle bir yandan çevresine duyarlı olmayı, çevresindeki aykırılıkları, yanlışlıkları düzeltmeyi bireye bir sorumluluk olarak yüklerken aynı anda da kendisini iyileştiren, kendisini ıslah eden bir gayret içerisinde bulunmalı. Sadece çevresine duyarlı, kendisini umursamayan bir kimse, Cenab-ı Hak böylelerine لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ diyor. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Çünkü bu bir tutarsızlık ve İçtenlikli olmamayı ele veriyor. Dürüst olmamayı ele veriyor. Çünkü bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız onu evvela siz icra edersiniz. Yerinde gerekli olduğunu düşünüyorsanız siz icra edersiniz. Cenab-ı Hak Yahudilerin insanlara iyilikleri emredip kendilerini bundan uzak tutmaları veya yerine getirmemelerini Kur'an'da
Ey ehli kitap, ya ehlel kitabi. Ayetin devamında اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ. Siz insanlara kalkıp iyiliği mi emrediyorsunuz? وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Halbuki kendinizi unutuyorsunuz. وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Siz kitabı okuduğunuz, güya kitabı iz iz takip ettiğiniz halde, etmekle yükümlü olduğunuz halde, bizatihi kendiniz, bunu sadece insanlara anlatıp, insanlara vaaz edip, onlarla paylaşıp, öte yandan kendinizi unutuyor musunuz diye, وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Akletmez misiniz? Madem ki iyiliği iyilik diye tanıtıp insanlardan bekliyorsunuz, şu halde bunu siz de icra edin. Hazreti Salih peygamberin adı da Salih olan bir peygamber bu. Allah Azze ve Celle onun dilinden Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade veriyor. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ. Size muhalefet etmek istiyor değilim. اِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Size sakındırdığım şeyde size muhalefet etmek istiyor değilim. Yani şu kötüdür diye sizi sakındırırken varıp sizden farklı olarak kendim yapacak değilim. İn uridu illel islaha. Ben ancak ıslah etmeyi murad ediyorum. Yani ıslah etmek kavram kendi içerisinde tediriciliği barındıran bir kavram. Tedirici ne demek? Yani aşamalı bir boyutu var. Hiçbir zaman iyileşme defaten, yani tek seferlik olmuyor. Böyle düğmeye basarmış gibi birdenbire iyileşme gerçekleşmiyor. İyileşme bir süreç. Hatta bunun en güzel örneği Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu dinin ilk tesis edildiği toplumda, yani o günün Mekke'sinde, devamında Medine'sinde aşamalı bir sürecin takip edilmiş olması. Bunu takip eden de Allah'ın elçisinin kendisi değil, bizatihi ona dikte edilen vahiy, yani Allah Azze ve Celle'nin doğrudan kendisi süreci böyle yönetmiş. İnsanlar peyderpey ıslah ediliyorlar, kötü alışkanlıklarından peyderpey uzaklaşıyorlar. Söz gelimi uzun bir zaman içki içebiliyorlar. Hem namaz kılabildikleri hem içki içebildikleri dönemler bile var. Cenab-ı Hak zaman ile peyderpey kötülükleri onların hayatında elimine ediyor, iyilikleri onların hayatında çoğaltıyor. İşte ıslah kavramı da, iyileşme kavramı da böyle bir dönüşümü ifade ediyor. Kavramın kendi içerisinde sürece bağlılık var. Diğer türlü iyileşme olmazdı. An itibariyle iyi olurdu. Birdenbire iyi oldu. Böyle bir şey yok. İyileşme sürece bağlı olarak gerçekleşen bir şey. Dediğimiz gibi bunun insan boyutundaki realitesini, gerçekliğini bizatihi Allah Azze ve Celle'nin kendisi gözetmiş. O günkü toplumu akşamdan sabaha tek bir forma sokmak üzere bütünüyle kitabı tek seferde indirip onları bununla yükümlü tutmamış. Karşı çıkanlar لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. Keşke Kur'an veya neden Kur'an ona tek seferde yekpare inmiyor, hepsi bir arada yani diye karşı çıkanlar böyle söyleyince Cenab-ı Hak كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ. Böylece senin fuadını, yani gönlünü sabitleyelim diye. Demek ki bu sabitlenme, iyileşme boyutu, ikna olma boyutu, bu dine sahip olma boyutu bir süreç içerisinde gerçekleşiyor. Hem kişi boyutunda hem de kişilerden oluşan kolektif anlamda toplum boyutunda. Ve bunu Cenab-ı Hak gözetmiş. Dolayısıyla da müminler de ıslah edici rollerini çevreye duyarlılık anlamında bir zorunlu vazife olarak, Allah'ın ifadesiyle emri bil maruf, marufun emredilmesi, çevreyle paylaşılması en yakından başlayarak ve nehyanil münker, kötülüklerden sakındırma, yine bu da kişinin çevreye karşı olan sorumluluğu, kötülüklerden insanları sakındırmak, onlara iyi şeyleri salık vermek,
kötülüklerden uzak tutabilmek için belli bir gayret içerisinde bulunmak. Ama bunun bir ıslah süreci olduğunu ve aşamalı bir süreç olduğunu göz ardı etmemek lazım. Kişide böyle olduğu gibi toplumsal boyutta da böyledir. Bir kişi iyileşme boyutundaysa, siz onda henüz daha iyileşmemiş olan yanlarını öne çıkarıp ne yapayım ben böyle bir adamı diyemeyeceğiniz gibi, bir toplumda iyileşme sürecinde ise her yeni gün, her yeni sene daha iyi şeyler oluşuyorsa o toplumda, kalkıp böyle bir toplum için henüz şunlar şunlar yok, ben böyle bir toplumu, böyle bir yönetimi hiç tanımıyorum, bunlar kötüdür demek doğru olmaz. Çünkü toplumsal eylemsizlik, bunun volümü çok yüksek yani, ataleti çok yüksek ve yavaş ilerliyor. Nasıl büyük şeyler, diskler birdenbire durmaz ise, ansızın durdurmaya kalksanız bir değirmeni kesinlikle durduramazsınız. Fizikte bu böyledir. Yani T0 anında bir değirmeni durdurmaya kalkın, hiçbir frenleyici güç onu durduramaz. O kadar yüksek momenti tek anda boşaltamazsınız. Frenleye frenleye boşaltırsınız. Eğer yeni yöne dönüş çevirecekseniz de bunu yine 0 saniyede yapamazsınız. Yani 0 saniyede birdenbire istediğiniz bir hıza getiremezsiniz. Onu mümkün değil. Yok böyle bir şey. Çünkü buna engel olan bir atalet var. O ataleti 0 saniyede durdurmaya yahut hareket ettirmeye zorladığınızda ihtiyaç duyulan enerji sonsuza vuruyor. Fizikte bu nasıl böyleyse, sosyal planda da bu böyledir. Toplumsal dönüşümler 0 anında olmaz. Korkunç, dramatik sonuçlarla karşılaşırsınız. İşte devrim dedikleri tarzda. O bile 0 anında değildir. Çok kısa zamanlara sıkıştırılmış gibi gözükse de yine belli bir zaman içerisinde, ama muazzam dramatik kayıplar olur orada. Kanlar akar vesaire vesaire. Dolayısıyla Resulullah'ın Mekke'de başladığı, Allah Azze ve Celle'nin emriyle başlattığı ve sıfır tepki, yani ne kadar işkence yapılırsa yapılsın, ne kadar sıkıntı verilirse verilsin, karşılığında elinizi bile kaldırmayacaksınız. Kuffu eydiyakum, elinize sahip çıkın buyruğuyla ilerleyen süreç bir ıslah süreciydi aslında. Çevreyi ıslah etme süreciydi. Ve bu süreçte gözetilen, başından sonuna kadar, Mekke'nin fethedildiği ana kadar, başından sonuna kadar gözetilen şeye bakarsanız, tamamen gözetilen şey toplumun zaman içerisinde ve olabildiğince en az kayıpla dönüştürülmesi. Yani bu ta Mekke'nin fethedildiği ana kadar böyledir. Hani Mekke'deyken zaten çaresizdiler, zaten el kaldıramazlardı diyebilirsiniz belki. Kaldı ki öyle değil. Yani az sayıda insan bir toplumun canını okuyabiliyor. Terör dediğimiz mesela bir hadiseyle az sayıda insan, bakıyorsunuz bir kişi ama yığınla insanın katledilmesine yol açabiliyor. Bunu onlar da yapabilirlerdi. Yani Resulullah'ın etrafında böyle insanlar vardı. Canlarını bu uğurda verebilecek. Koyabilirlerdi kendilerini ortaya ve Mekke'yi terörize edebilirlerdi. Ancak bu ilahi emirle yasaklandı. Bu ıslah sürecinde zaman gözetildi, en az kayıp verilmesi, sıkıntıya yol açılmaması gözetildi ve Mekke'den ayrılıncaya dek böyle bir şeye başvurulmadı. Çünkü Allah Azze ve Celle kuffu eydiyakum, elinize sahip çıkın emriyle onları bundan yasaklamıştı. Bu ıslah etmedeki anlayışımızı bizim yansıtıyor. Az sayıda olabiliriz. Toplum çok aykırı noktalara doğru ilerlemiş olabilir. O zaman bunun altına kibrit suyunu döküp yakmak lazım diyemeyiz. Allah Azze ve Celle sonradan indirdiği ayetlerle vesaire deyip Allah Azze ve Celle'nin önceki uygulamasını da göz ardı edemeyiz. Sonraki indirdiği ayetler, sonraki süreçte ve o kayıt ile başlıyor ki ilk gelen izin ayeti savaşa dair. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ Zulme uğradıklarından ötürü savaşılan, kendilerine savaş açılanlar için Allah Azze ve Celle izin ile, ne demek öncesi yasak, müsaade etti. Ki bu izin de hoyratça kullanılan, karşı tarafın savaşmadığı halde, bu da bir ıslah boyutu, yani savaşla
toplumu ıslah etme arasında ne ilgi var derseniz, bu da artık fiziken düzeltiyorsunuz, müdahale ederek düzeltiyorsunuz, kuvvet ile düzeltiyorsunuz, böyle olacak deyip müdahil oluyorsunuz. Ancak Allah Azze ve Celle bunu ikrah boyutunda yasakladı. Yani biz kaba kuvveti bir insanı Müslüman etmek için kullanamıyoruz. La ikraha fiddin. Dinde bu anlamda zorlama, baskı uygulama söz konusu değil. Peki biz bu kaba kuvvete ne zaman başvurabiliyoruz? İzin öyle geldi. Savaşa uğradığımız, kaba kuvvet aleyhimizde kullanıldığı takdirde buna karşılık vermek üzere izin verdi Cenab-ı Hak. Öncesinde bu bile yok, yasak idi. Yani adam alıyor, günlerce işkence yapıyor. İçlerinden öldürüyor. Nitekim Ammar radıyallahu anh böyle katledildi. Ondan önce eşi Sümeyye, İslam'ın ilk şehidesi, ilk şehidi, ilk canını veren insan, bir kadın. Şehit edildiklerinde bunlara karşılık bir öç almak üzere Mekke ortamında Resulullah bir suikast girişiminde bulunmadı. Nice fedaileri vardı bu anlamda onu kendisi için yapabilecek. Bunların bir anlamı olmalı. İslah edicilik rolü adına söylüyoruz bunları. Medine'de de durum böyledir. Kendilerine savaş açılınca Allah Azze ve Celle bir süre sonra savaşa müsaade etti onlar açısından. Çünkü belli bir sayıya erişmişlerdi, karşılık verebilecek. Bu bize bir strateji öğretti. Allah Azze ve Celle sizden 20 kişi olursa اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ 200 kişiyi yenebilirler. Devamında gelen ayetler, bunun tahfif edildiği, bu bize bir strateji öğretti ve Cenab-ı Hak bunu uyguladı. Islah, düzeltme ancak devrimle olur. Sabahtan kalkıp her şeyi kanla, bıçakla, bombayla, silahla düzeltmeliyiz diyen anlayış belli ki bir setin ruhundan, siretin akışından hiç payına düşeni almıyor ya da almak istemiyor. Birilerinin telkiniyle dediğim gibi T0 anında dönüşümler yapmaya kalkıyor ve bu da kendi başına patlıyor. Civarındaki müminlere de zarar veriyor ve sonrasında aleyhte sonuçlara yol açıyor. Daha negatif propagandaya varıncaya kadar bir sürü bunun kötü sonuçları oluyor. Mekke döneminde çaresiz olduklarında böyle el çekmişlerdi düşünsek bile en az kayıp maksimum iyileşme stratejisini Mekke'de zaten mecburen uygulamışlardı desek bile dönüp Mekke'ye çok kalabalık bir orduyla gelen, Mekke'yi fethetmeye gelen, yanılmıyorsam 10.000 civarında bir orduyla gelen ve artık karşısında asla tutunamayacak, karşı duramayacak, çaresiz, çökmüş bir Mekke bulunan Resulullah kumandasındaki bu ordu yine aynı stratejiyi gözetti. Maksimum iyileşme, minimum kayıp. Mekke'nin fethedilmesindeki sürece bakınız. Halbuki buna hiç ihtiyacı yoktu. Yani basıp dozer gibi geçebilirdi Mekke'yi. Ta geceleyin askerlerin her birine ayrı ayrı vazife verip ateş yakmalarını, muazzam bir kalabalık görüntüsüyle Mekke'de asla karşı durmaya yeltenecek kimsenin, yani bir dirençe girişeceklerin bile büsbütün ümitsiz kalmalarını düşünen, stratejik olarak bunu hesaplayan bir kumandandan söz ediyoruz. Hiç umurunda olmayabilirdi. Varsın Mekke girişinde 3-5 tane çapulcu karşı çıksın, canlarıyla öderler. O düzeyde bir orduya karşı durmaları söz konusu bile değil. Ama buna bile gönlü el vermeyen, bunun bile olmamasını temenni eden bir yaklaşım elinde güç varken de bunu sahaya yansıttı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ölçüyü böyle koydu. وَقَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Ancak sizinle savaşanlarla savaşın. وَلَا تَعْتَدُوا Bu ölçüyü asla aşmayın. Sizinle savaşmadıkları halde paylaşıma açık, konuşmaya açık, diyaloğa açık. Daha ne istiyorsunuz?
Demek ki ıslah süreci müminlerin çevreye karşı duyarlı oldukları, birinci dereceden sorumlu oldukları bir süreç ki bu süreç onları Mekke'den başlayarak Medine'ye, Medine'den Yarımada'ya, Yarımada'dan civara, etrafa, ta Anadolu'ya, Avrupa'ya kadar uzanan bu çoğalma, bu yayılma onların çevredeki insanlara Allah'ın bu dinini ulaştırma gayretinden ve sorumluluğundan kaynaklanıyor. Ve bu sorumluluğu böylece bu stratejiyle uygulamaya koyuldular. Aralarda arızalar olmuş olabilir birileri daha sonraki dönemlerde. Buna riayet etmemiş olabilir ama ölçü bu. Allah'ın elçisinin uyguladığı da dediğim gibi ta Mekke fethine değin gözettiği de budur. Bu ıslah boyutu, çevreyi ıslah. Bundan en az bunun kadar önemli olan dediğimiz gibi Kur'an'da geçen ve bu ayette sözü edilen kişinin kendisinin ıslah olmuş olması, kendisini iyileştiriyor olması. Bir de bunun hedef noktası olabilir ama bittiği bir an yok. Yani ıslah ettim kendimi mesela. Sonra bir gün kalktım, bitti. Ben tamamıyla ıslah ettim kendimi. Artık ıslah edeceğim bir yanım kalmadı. Bu mükemmellik iddiası. Böyle bir şey yok. Yani Allah Azze ve Celle kulları günahkar olarak tanımlıyor. Sürekli onun mağfiretine, affetmesine ihtiyaç duyan kişiler, kimseler olarak yaratılışımızın duasında bu var. Başta Allah'ın elçisi olmak üzere sürekli istiğfarda bulunan, yani Allah'tan mağfiret dileyen ve bunu o denli çok yapan etrafındakilerin hayretle izlediği bir örneklik söz konusu. Yani Abdullah bin Ömer diyor ki bazen sayardık bir oturduğunda onlarca kez istiğfarda bulunurdu. Yani Estağfirullahalazim, Allah Azze ve Celle beni bağışlasın, ondan ben mağfiret dilerim şeklindeki bağışlanma niyazı, talebi. Bu doğal halimiz. Tabii ki günahların minimize olması iyileşmenin iyi noktaları ve bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dorukları zorluyor olabilir ki öyle söylüyor. İnni ahşakum ve etkakum ilallah. En çok sakınanız, en çok ondan çekineniz ve böyle bir yaşam sürdüreniniz olarak önünüzdeyim. Bunu kendisinden daha fazlasını yapmak isteyenlere karşı söylemiş. Yani o demişler Allah'ın elçisi. Ona bu kadar yeter ama bizim geceleri hiç uyumamamız lazım. Bizim her gün oruç tutmamız lazım. Bizim daha fazla ekstra bir şeyler bulup yapmamız lazım. Düşüncesi daha onun zamanında belirdiğinde böyle karşı çıkıyor. Dolayısıyla bunu tutturabilirseniz onun o üsve-i hasenesini, bu en mükemmeli ki onu tutturma iddiası bile bizler açısından kendi kanımca haddini bilmezlik olur. Bu bir hedef olarak önümüzde gerçekleştirmeyi amaçladığımız bir ideal olarak önümüzde ama aynısını başarıyorum demek bile, daha fazlasını yapıyorum başarıyorum demek olabildiğince haddini bilmezlik de aynısını bile başarıyorum demek o dahi kanımca hiç uygun düşmez. Çünkü onun başardığını Cenab-ı Hak وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ sen muazzam bir ahlak üzeresin diye övdü. Aynı şeyi başarıyorum demek, aynı durumdayım demek olur. Dolayısıyla kusurdan azade olamadığımıza, yani kusurdan âri, kusurdan uzak olamadığımıza göre o zaman iyileşme sonu gelmeyen bir süreç olarak hayatımızda devamlı olan bir şey, dinamik bir şey. Hiçbir zaman bitmiyor. O sebeple bir gün bir yerde böyle insanı kamil vesaire tanımlaması oldu. Sonrasında oradaki hoca efendilerden biri, ben pek ses çıkarmadım. Şimdi insanı kamil malum bir çevre onu çok güçlü kullanıyor. Muhtemelen farklı bir şeyler söyleyeceğimi sezdiğinden arkadaşım biri o diğer hocalarımızın yanında bunu sordu bana, işte insan-ı kamil hocam hadislerde nasıl karşılığını bulur, bunun için ne dersiniz? Ben de kısaca dedim ki biz böyle bir şey bilmiyoruz. Yani böyle bir kavramımız yok. Hadisleri başından sonuna kadar
sahih hadisleri kastediyorum. Dolaşın böyle. Bu iki terkibi yan yana bulamazsınız. Bizatihi Resulullah için onun kendisi hakkında yahut Allah Azze ve Celle'nin onun hakkında yahut nicesinden söz ediyor. Bakınız burada da söz ediyor Cenab-ı Hak. Nicesinden söz ediyor. Hiç denk geldiniz mi? Mesela söz gelimi Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Cenab-ı Hak desin ki ve İbrahim'i de an. O insan-ı kamil biriydi. Böyle bir, o kemal kavramı, mükemmellik kavramı çok iddialı bir kavramdır. Bu bahsettiğimiz boyutu bile Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın sözü olduğu hususunda ciddi bir mesaj verir. Çünkü eğer hani birini övmeye kalktıysanız beşer kendisini alamaz. Ağzına geleni söyler. Yani kamil der, mükemmel der, işte Sufi gelenekte bu kavramlar nasıl kullanılabilmiş? Hiç mi dememişler ya Cenab-ı Hak bir kere bile kullanmıyor. Yani Hazreti İbrahim için bile kullanmıyor. Hazreti Peygamber için bile kullanmıyor. Bu öyle cevap verdim. Bizim dini istilahımızda ki temeli Kur'an ve sünnettir böyle bir tanım dahi yoktur. O esnada şöyle bir düşündüm. Kemal kavramı yani yok mu hiç Kur'an'da falan. Dedim ki bir tek bir yerde Cenab-ı Hakk'ın bunu kullandığını şu anda hatırlıyorum. Onu da Cenab-ı Hak dini için kullanıyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün size dininizi ikmal ettim. Yani mükemmel kıldım demektir. Üstüne tek bir fırça darbesi dahi koyacak olsanız, bu bir resim olsa şayet, artık o çirkinleşmeye başlar. Çünkü mükemmellikten sonrası bozmaya başlar. Öncesi eksiktir, sonrası fazladır ve bozarsınız. O en optimum noktayı mükemmellik oradadır zaten. Cenab-ı Hak dedim bunu dini için kullanıyor. Elçisi için bile kullanmıyor. Elçisini nasıl tarif etmiş? Usvetun hasenetun. Güzel bir örnek diye tarif. Kamil bir örnek dememiş. Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri nasıl özenle kullandığını, nasıl dikkatle kullandığını biliyoruz. Zaten kendisi de öyle söylüyor. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Söz söylemek bakımından kim Allah kadar doğru söyleyebilir? Yani öyle bir doğru söyler ki o sözün literal boyutu da kesinlikle doğrudur. Anlamsal olarak da o literal çerçevenin içerisinde kalmaktadır. Hani öyle dedimiş ama aslında bunu demek istiyor. Bu bize ait bir şey. Söylüyoruz, başka bakıyoruz. Sonraki bir zaman biz duyduğumuzda bile ya aslında o anlamı düşünmemiştim ama anlam ve kalıp ilişkisi, söz ilişkisi şeye benziyor. Kap ile içine koyduğunuz şeye benziyor. Siz bir şey düşlüyorsunuz. Onu koymak için de bir kap oluşturuyorsunuz. Yani söz dizgisi oluşturuyorsunuz. Ama bazen bakıyorsunuz ki düşündüğünüz anlamla o söz dizgisi örtüşmüyor. Kap ile içine koyduğunuz farklı şeyler. Dolayısıyla kap üzerinden ki o da imajın bir parçası, karşı taraf yanlış anlayabiliyor sizi. Bu noksanlık bile biz insanlar için sıradan bir şey. Sıklıkla içine düşebileceğimiz, hatta muhatabımızı belki çok sevdiğimiz bir insanı hiç istemediğimiz halde çok kırabileceğimiz herkesin başına gelmiştir. Bir türlü öyle demek istemedim diye ikna edemezsiniz. Değil mi ki söz öyle çıkmıştır? Bunları biz yapabiliriz de Cenab-ı Hak da yapar mı? Allah da anlam olarak böyle düşünmüş ama ağzından böyle kaçırmış olur mu? Şimdilerde çoğu kimseler Cenab-ı Hakk'ın tercümanı kesilip nice yazılar çiziler yapıp görüntüler çekip onun aslında sözünün zahirine bakmayın, söz dizgisine bakmayın, aslında bunu demek istiyor run çabası içerisinde. Tek bir cevapla muhatabınız karşınızda yerle bir oluyor. O zaman seninkini niye söylemedi Cenab-ı Hak? O zaman öyle deyiverirdi. Yani Cenab-ı Hak, yani insana bile yakıştıramıyoruz kulağını arkasından, tersinden göstermesini. Bunu Cenab-ı Hakk'a reva gören, neredeyse her ayetinde aslında öyle diyor ama böyle demek istemişe vardır. Bu biz insanlar için söz konusu kusur. Çokça yapıyoruz bunu. Kendi kitabını adam ikinci baskıda değiştiriyor, üçüncü baskıda değiştiriyor, dördüncü baskıda değiştiriyor.
Her okudukça ya ben ne bize özgü. Dolayısıyla bu anlamdaki iyileşmemizin bile sonu gelmiyor. Ama Cenab-ı Hak bir kitap yaparsa ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Onda rayb yok. Onda ihtilaf yok. Onda yanlış, kusur, eksiklik, çatışma, çelişki vesaire. Söz konusu bile değil. Böyle bir iddia ile başlıyor kitaba. Bakara suresinin ilk ayeti. Neden? Çünkü o kusursuz olan. Bizler hepimiz kusurluyuz. Bu anlamda iyileşme boyutunda insan için bunu öngörmek söz konusu olmadığından insan-ı kamil kavramı da bizim dini ıslahımıza sığmaz dedim. Sığmıyor. Bunun sufi gelenekte kullanılıyor olması da çok ironik kalır. Çünkü bu gelenek bizatihi hiçliği üzerine alan, acziyeti, fakrı, yani fakirliği, kusurluluğu sahiplenen bir gelenek olarak zühd temellidir çünkü. Oralardan çıkıp günün birinde ululadıkları kimseler için böyle tabirler kullanacak düzeye gelmiş olmaları taban tabana zıttır. Yani bu gelenek içerisinde bu kavram yer gök paramparça olsa bile kullanılmamalıydı. Çünkü başlangıç noktası öyle değil. Anlayış öyle değil. Nasıl gün gelir de mükemmellik iddiası çıkabilir? Aslında hiçliğe dönüşmeliydi. Hiçlik iddiası olmalıydı. Ki bu da onların söylemleri içerisinde var. Ama dediğim gibi işte zıtlık da burada. Artık kusursuz birinden bahsetmeye başlayabiliyor. Ve bizim dini ıslahımıza sığmıyor. Biz bunu Resulullah için bile söyleyemiyoruz. İstiğfar edip duruyor. Allah Azze ve Celle günahlarından bahsediyor. İtab ediyor Kur'an'da ayetlerde. Dolayısıyla bu bir girip çıktığımız bir başlık. İslah süreci, iyileşme süreci bitmeyen bir süreçtir. Belli bir hedefiniz vardır ki bu din içerisinde bizim kudvemiz, yani rol modelimiz, önderimiz, Allah Azze ve Celle'nin beğendiği, ahlakını muazzam diye tarif ettiği, yaşamını tabi düzelttikleriyle birlikte, çünkü onun düzelttikleri de var, düzelttiklerinden sonraki o bize kalan haliyle, güzel bir örneklik olarak sunduğu haliyle bunu amaç edinebiliriz, bunu yakalamak üzere. Ve bu amacı yakalayıncaya dek hep kötülükleri kendimizde elimine edip, iyileştirip, ıslah etmeye devam ederiz. Ve bu ıslah edicilik ismi fail halini alırsa, işte bu salihin kavramı önümüze çıkar. Yani ıslah ede durmuşlar kendilerini, ıslah ede durmuşlar çevrelerini. Allah Azze ve Celle de onları böyle tarif etmiş. Kimi? Zekeriya'yı, ki çevresine karşı duyarlı, onları ıslah etmek için, kendini ıslah etmek için çaba gösteren bir kimse. Yahya Aleyhisselam öyle, İsa Aleyhisselam öyle ve İlyas Aleyhisselam. Bunların hepsi salihlerdendi diyor Cenab-ı Hak. Bu ifade de yine girişte bir önceki ayete başlarken değindiğimiz hususu tekrardan çağrıştırır. Bunlar baştan seçilmiş, Allah Azze ve Celle'nin kendilerini zaten böyle olmak zorunda bıraktığı, böyle bir kader yazdığı onlara ve dolayısıyla da böyle oldukları kimseler olmaktan ziyade iyi olmak hususunda gayret göstermiş, iyi olmak açısından adım atmış, çaba göstermiş, bu anlamda zorluklara göğüs gelmiş, çevresini ve kendisini ıslah etmek üzere bir ömür yaşamış kimseler oldukları için Cenab-ı Hakk'ın katında bu payeye ermişler. Yoksa aslında öyle olmayacaklardı da İşte bir soyu Cenab-ı Hak özel kıldı, belli isimleri özel kıldı. Bu kader, yani Cenab-ı Hakk'ın zorunlu olarak onlara iyi olmayı mecbur ettiği, dolayısıyla başka şansları yoktu. Bu da dini ıslahımız içerisine sığmaz. Çünkü başta insan için öngördüğümüz iradeyi ortadan kaldırır. İrade denen bir şey olmaz. İrade olmadığı yerde insan artık bir robottur. Onun iyiliği kötülüğü de anlamlı olmaz. Ne için iyi? O iyilik için onun bir niyeti, bir çabası yok ise o zaman bir robot demektir. Ne iyi bir robot dersiniz ona? Onu kim iyileştirdiyse bu iyilik de güzellik de ona döner. Eğer onun bir gayreti yok ise onun artık buna karşılık bir ödül, bir mükafat, bu da söz konusu olmaz, hatta anlamsız olur.
O yüzden Cenab-ı Hak bunları Kur'an-ı Kerim'de anlattıkça bunların yaşamlarından kesitler verdi. Nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldıklarından kesitler verdi. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ İşte böyle yaşadıkları için Cenab-ı Hak bunlara hidayet etti dedi. فَبُهُدَاهُ مُقْتَدِ Sen de onların yolundan git diye başta Allah'ın elçisine sonra hepimize yol gösterdi. Böyle yaparsanız Cenab-ı Hak size de hidayet eder diyerekten. Bir sonraki ders devam edelim. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا وَاَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.